Yeni liseli olacak binlerce genç için çok önemli bir haftaya girdik. LGS sonuçlarına göre tercihler için son haftadayız. Hem gençler hem de aileleri oldukça zorlu bir süreç yaşadı ve yaşamaya devam ediyor. Biz de böylesi güç bir dönemde en azından fikri alabilmek için uzman bir ismi ağırlıyoruz bugün stüdyomuzda. Eğitim yazarı Turgay Polat'la birlikteyiz. Günaydın Turgay Günaydın Bey. Hoş geldiniz İyi yayına. Ee, az evvel de söylediğim gibi son haftadayız. Çok kritik. Öğrencilerin kafası karışık, velilerin kafası karışık. Nelere dikkat etmeleri lazım artık son günlerin içindeler. Evet hepsine başarılar. Öncelikle şunu söyleyeyim. Lise seçimi bu kadar öz, üniversite sınavı gibi bir anlık tercih yapıp biten bir süreç değil. Hı hı. Bunun ek yerleştirmeleri var. Boş kalan kontenjanlara kaydırmaları var. Dolayısıyla bir tercih yaptık. Ondan sonra her şey bitti diye düşünmesinler. Hı hı. Şimdi tercih haftasınlar. 15'ine kadar tercih yapacaklar. Tercih yaparken tabii ki onlara verilmiş 3 farklı hak var. Yani bir ee, sınavlı öğrenciler okullarda 5 okul yazabilecekler. Kendi adreslerine en yakın bölgelerde veya ona göre yazacakları 5 okul var. Hı hı. E bir de yazmak isterlerse pansiyonlu okullardan var. Yani çok seçenek var. Hı hı. Burada düşünmeleri gereken şey aslında şu. Yani biz liseyi niye okuyoruz? Yani ben liseyi niye okumak istiyorum veya bir liseye niye gideceğim? Lisede ne arıyorum? Ya yani ben o liseye gittiğim zaman ondan sonraki adımımda neyi daha iyi yapmak adına liseye gidiyorum. Dolayısıyla Hı. burada şu ezberlerden kurtulmak lazım. Ya yani puanı yüksek ben buraya gideyim puanın burayı tutuyor ben buraya gideyim. Bu değil doğrusu. Zaten bu sınavın yapılış amacı da bu değil. Yani hı hı. lise giriş sınavındaki temel amaç Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu sınavı yapmasak temel dert birileri bir işte çok yüksek puan alsın, birileri düşük alsın diye değil. Öğrencilerin kendilerine göre bir ee, seviye ve sınır belirlesinler. Ona göre de kendi ilgi ve şeylerine uygun okulları seçsinler. Mesela Güzel Sanatlar Lisesi'ne gidecek öğrenci de var. Hı hı. Spor Lisesi'ne gidecek öğrenci de var. Fen Lisesi'ne gidecek öğrenci de var. Anadolu Lisesi'ne gidecek öğrenci de var. Yani bir şekilde aslında buradaki şu sıkıntıyı çözmemiz lazım Milan Hanım. Sekiz yıllık bir eğitimden sonra bu sınava hiç ihtiyaç duymadan ya da bu sınavın çıktısını tek bir barem olarak alıp çocukları yerleştirme. Ailelerin buradaki eksiği, öğretmenlerin birazcık daha işin içine girmesi gerekiyor. Çünkü 8 yıl az bir süre değil. Tabii. Bunlarla zaman beraber geçiriyorsunuz ve çocukların artık ne olması gerektiğini nereye doğru yönelmesi gerektiğini biliyorsunuz. Güzel sanatlara gitmesi gereken bir çocuğu siz fen lisesine gönderirseniz bu ülkenin insan kaynağının yok oluşu anlamına gelir. Tabii. Dolayısıyla burada ailelere ve öğrencilere ricam puanları çok ciddi almadan çünkü bu çok çok kritik bir şey ilgilerine göre ben ne yap, ne yapabilirim? Çünkü lise bitiş değil. Liseden sonra da önümüzde koskoca bir üniversite var. Tabii. Zaten bütün e, kavramlar da şunu gösteriyor. Işte, çok, taban puanı yüksek bir liseye gittiğinizde çok iyi bir üniversite kazanmıyorsunuz. Evet. Böyle, böyle bir, bir doğru orantı böyle bir şey yok değil böyle mi? Bir şey yok, böyle bir şey yok tabii. O yüzden de seçerken birazcık daha ilgilerine göre dört yılı okulda tamamlayacak şekilde bir şeyler kazanacak ve okul bittiği zaman o yıl mezun olacak milyonlarca, bir yani milyon civarında lise mezunu veriyoruz her yıl. Hı hı. Şunu düşünsünler kendileri. Ben bu liseden mezun olduğumda ne kazanmış olacağım? Hı hı. Yani herkes gibi benim bir lise ihtimamım olacak. Yoksa ben burada gidip de fizik alanda şunu mu yapacağım? Hı hı. Veya gidip güzel sanatlarda bunu mu yapacağım diye kendilerine bir hedef koysunlar. O zaman daha samimi, daha sağlıklı bakarlar. Evinize en yakın lisede iyidir. Sınavla gireceğiniz lisede iyidir. Yani Türkiye'de şu anda liselerin geldiği nokta çok da kötü değil. Yani evinize hı hı. yakın lisede programı aynı, müfredatı aynı, öğretmeni aynı. Sadece işte bir sınav alıyor, biri sınav salıyor. Evet, tam bu noktada işte özel okullar düşüncesi giriyor ya devreye. Yani evet, 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 Paralıysa daha iyidir, daha evet. iyi eğitim veriyordur. Ciddi de ücretlerden söz ediyoruz hakikaten. Bu noktada söyleyecekleriniz ne olur? Yani böyle bir varsayıma evet. katılıyor musunuz? Katılmıyorum. Şundan dolayı katılmıyorum. Yani ne aradığınıza bağlı bir şey bu. Evet. Yani sizin bir şekilde özel okul olsun diye gideceğiniz her okulda iyi değildir. Tabii ki. Yani burada mesela şuna çok dikkat ederiz biz. İşte özel programı uygulayan liseler var. İşte gidiyorsunuz orada size ayrı bir müfrat uygulanıyor. Böyle bir hedefiniz varsa tabii ki gidip aile bütçeniz, gücünüz, burs alabilirsiniz. Gidip o tür okullara da gidebilirsiniz. Bunlar da sonuçta bizim Milli Eğitim Bakanlığı müfratına göre ya da sistemine göre kurulmuş okullar. Mesele hep aynı yere çıkıyor aslında. Başında özel yazıyor diye. Veya da işte o okul bir şekilde birileri iyi diyor diye okul iyi okul değildir. Hı hı. İyi okul sizin kafanızdaki aradığınıza cevap veren okuldur. O yüzden bence şurada şuna dikkat etmek gerekiyor. Birincisi bir yabancı dil öğrenmeniz gerekiyor. Hı hı. Yani bu yabancı dili ne kadar erken yaşta öğrenirseniz gelecekte sizin için o kadar avantaj. Tabii. Eğer bir okulun hazırlık sınıfı varsa veya yani İngilizce eğitim öğretmesi şey yani öğretim e, kapasitesi iyiyse mesela iyi bir okul diyebilirsiniz. Hı hı. Bir başkası diyebilir ki okulun sosyal olarak da bakıyorum. O yüzden benim ricam tercih yapmadan önce okulları bir gezsinler. Hı hı. Biraz soru sorsunlar okullara. Yani puana göre değil de sorsunlar ne tür dersler alıyorlar, ne tür imkanları var, neler kazanacaklar, çocuk orada mutlu olacak mı, oradaki sosyal ortam nasıl bunlara evet. bir bakmak lazım. Zaten o mutluluk sıralamasında ben hep o araştırmalara bakarım aslında daha farklı hani düşündüğümüzden daha farklı maddeler öne çıkıyor. Örnek veriyorum işte kimisi için evet evine yakın olması çok daha mutlu bir ortam yaratıyor orada. Peki bir de bu sene sınavın... Daha zor olduğu, önceki senelere nazaran daha zor olduğu konuşuluyordu. Bu sıralamalara, tercihlere, puanlara nasıl yansıdı? Şimdi öncelikle sınavlar zor olmalı. Çünkü bir sıralama sınavı yapıyorsunuz. Tabii. Yani ben sınavın zorluğunu kolayını hep söylerim. Sınav zor oldukça öğrenciler iyi sıralanır. yani hı hı. o zaman iyi öğrenci ile zayıf öğrenci arasındaki şey mesela... Fark açılır. 5 bin tane birinci çıksa siz bunları sıralayamazsınız. Yani bu adamlar hı hı. yaşa göre bu kötü bir şey. Hı hı. Yani ne kadar iyi sıralarsanız o kadar iyi. Ama buradaki Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı belki de e, kritik şey şuydu. Tek bir teste yoğunlaştırmak. Yani zorluk derecesini. Hı hı. belki Fende de Türkçe'de de dağıtabilirlerdi. Sırf matematiğe zorluk vermek öğrenciler için birazcık beklentinin farklı yere gitmesine yani o evet. zorlamalarına yol açtı. Bu tabii ki kötü bir şey değil. O zaman da Herkese zor ve puanlar hesaplanırken hep ben bunu anlatırım. Ee, bir adayın yapmış olduğu netin fazlalığı ya da azlığı önemli değildir. Hı -hı. Sizin yapmış olduğunuz soru sayısı Türkiye ortalamasında arasındaki farktır. Hı -hı. Yani siz 20 soru yaptığınızda Türkiye ortalaması 10 ise aslında 10 soru yapmışsınızdır. Tabii, siz 15, yani o çan tabii, önemli olan. 15 soru yaptığınızda Türkiye ortalaması 3 ise siz 12 soru yapmışsınızdır. Yani mesele Türkiye'deki diğer adayların teste verdiği tepkidir. Evet. O yüzden bu sene iyi bir sınavdı. Ben Hı -hı. kızacaklar bana ama iyi bir sınavdı. İyi bir sıralama yapıldı. Hı hı. Tek sorun tek teste zorluk derecesinin yükselmesiydi. Şu andaki gördüğümüz puanlara baktığımızda gayet güzel bir dağılım oluşmuş. Hı hı. Ee, bunu zaten yerleştirmede de göreceğiz.